geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hamdolsun. Bugün depresyon ve panik atağı konuşacağız sizinle. Evet, depresyon maalesef. Bitkilerle nasıl bir şifa bulacağız ve depresyon nedir İbrahim depresyon Bey? Depresyon nedir? Kişide halsizlik, dermansız, yorgunluk, isteksizlik, aşırı yemek yemek isteği veya hiç yememe, uyuyamama veya aşırı uyuma, hayata küsme, bir sürü semptomlar, tetikler. Mesela aşıktır genç, ayrılır sevgilisinden, depresyona girer. Evet. Depresyonun birçok çeşidi var. Depresif reaksiyon hemen hemen herkeste gözükebilir. İki hafta ile iki ay arasında geçer. Majör depresyonsa çok tehlikeli, intihara dahi sürükleyebilir kişi. Ağır depresyon. Şimdi depresyona karşı dünyada en etkili bitki sarı kantaron. Sarı kantaron, evet. Evet. Bu geçmiş programlarda da söylemiştiniz. Evet. Sarı kantaronla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Öncelikle ben bu klinik araştırmalardan birkaç tane müsaade ederseniz örnek vereyim ki duyalım bakalım. Şimdi bazıları diyor ki otlardan, çöplerden fayda olmaz. 100 yıl öncesine kadar kimya mı vardı? Yoktu. Ne vardı? Bitki vardı. Doğru. Şimdi bütün Avrupa, Asya, Amerika bitkiye dönüyor tekrar. Bitkisel ürünlere dönüyor. Bizim de dönmemiz gerekir. Geç kalmamamız gerekir. Mesela Almanya'da eczanelere satılan ilaçların %80'i bitkisel. Evet, ilaçlar bitkisel ilaç. Bitkilerden oluşuyor. Doğrudur. Avrupa'da. Türkiye'de henüz %1,5. Ülkemizde dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahibiz. Her şey yetişir ama üretemiyoruz. Bilgi sahibi değiliz. Yani bizim topraklarımız çok zengin hakikaten. Çok şifalı bitkilerimiz, termal sularımız, çok zenginliklerimiz var dediğiniz gibi. Şimdi sarı kantaronla ilgili Profesör Doktor Werk Giessen Üniversitesi'nden 134 hasta üzerinde depresif rahatsızlar olan, depresyon olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış, iyileştirmiştir. Profesör Doktor Werk Giessen de üniversitede klinik araştırması yapmıştır. Evet. Profesör Doktor Şare'de 163 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, insanları iyileştirmiştir. Profesör Doktor Wars, bu da 2356 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmiştir. Nasıl oluyor da bu bitki insanları iyileştiriyor? İyileştirmesinin özelliği nedir? Neden? Evet, yani ne şekilde kullanmışlar da çok merak ettim. Nasıl oluyor da etki yapıyor? Ne etki yapıyor? Şimdi sarı kantaronun birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin. Evet. Hipeforin beyindeki bazı hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin. Evet. Dopamin. Evet. Noradrenalin gibi. Evet. Mesela serotonin hormonu azalırsa kişide mutsuzluk, üzüntü, sıkıntı, gerilim, depresyon başlar. Yani mutluluk onu, duygusunu yaşayamıyor. Mutluluk çünkü duygusunu artıran hormonu artırır, düzenler. Noradrenalin azalırsa kişide dikkat dağınıklığı, konsantrasyon zafiyeti olur. Hafızayı da etkiler mi? Tabii. Hafızada da zayıflama oluyor. Güçlendirir. Evet. Dopamin yetersizliği olursa ne olur? Kişide Parkinson hastalığı olur. Allah yavaş Allah. Yavaş. Bu dopamini de yavaş yavaş. Yani birçok hormonun salgılanmasında etken bir üründür. Evet. Bununla ilgili Almanlar klinik araştırması yapmışlar. Özellikle Almanlar. Evet. İngiltere'de ayrıca 18 klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Bir şey söylüyorsak belgesi var. Evet. Şimdi kişi bunun sarı kantaronun birleşiminde %2 ila 3 oranında hipeforin olduğu için çayını yapsa aylarca depresyondan kurtulmak için çayı içmesi gerekir. Evet. 100 gram demleyecek. Bundan %3 etken madde vücut emecek. 100 gram biraz 2 fincan mı günlük? Nasıl olacak? Yani çay 100 gram demlenmez zaten. Yani biraz zor demek istiyorum. Çayla tedavi süreç zor zaman yani. Alır. Peki, bu nedenle ne şekilde kullanacağız? Peki, bunun kapı var, damlası var, drajesi var. Eskiden Avrupa'dan getiriliyordu. Şimdi biz de üretiyoruz mesela. Böyle sarı kantaron kapsülü var. Evet. Biz bunun ekstraktını elde ettik damıtarak. Özel bir yöntemle. %70'i sarı kantaron içerir. Artı pasiflora incarnata, yani çarkıfelek otu.
lavanta, oğulotu gibi güçlendirici 19 çeşit bitki içerir. En ağır depresif hastaları dahi iyileştirici özelliği var. Klinik araştırmaları belgelenmiştir. Evet. Yani peki, ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük psikiyatri uzmanları klinik araştırması yapmış. 2336 Profesör Doktor Wolf, Jena Üniversitesi'nde Almanya'da. Evet. Yani bunlar hep belgeli şeyler. Boş laf yok. Siz tabii bunları da kitaplarınızda zaten belirtiyorsunuz. Evet. Peki biz bu bitkiyi yani sabah akşam mı kullanmamız lazım? Kapsül ve ne kadar zaman kullanacağız? Kapsül kullandığı zaman tedavi süreci kısalır. Mesela çayla, çayı da yine tek başına içmemek gerekir. Sarı kantaron, oğulotu, lavanta, şarkıfelek özel bir karışım. Kapsül de bu çeşit özel bir karışım. Şimdi mesela bundan aylar önce bir beyefendi, Hüseyin Bey, Malatya'da 61 evet. yaşında kalp damar problemlerinden dolayı ameliyat olmuş, kalp ameliyatı. Evet. Fakat o kadar ilaç kullanıyor ki saymakla bitmez. Kolesterol, tansiyon, efendim kanı sulandırıcı ilaçlar, depresyon, 12 çeşit ilaç kullanıyor. Evet. Dostu demiş ki ya sen bu ilaçları at, bunlar seni öldürür, mezara götürür. Ne yapıyorsun? Zehirleniyorsun sürekli. Ne kullanayım? O da kronik böbrek yetmezliğiydi Mustafa Bey. Ben iksir, aloe vera jel ve çaylar kullandım. Kronik böbrek yetmezliğinden diyalize girecekti. Kurtuldum hamdolsun. Gökçek ürünleri kullan, iyileşirsin demiş. O iyi, hadi biz deneyelim demiş. Evet. Aldı, kullandı. Adamcağız yavaş yavaş Hüseyin Bey bütün diğer ilaçları yavaş yavaş bıraktı hamdolsun. Evet. Mesela Naci Hanım diye bir hanımefendi. Bu da panik atak. Panik atak çok kötü bir hastalık. Yani bende de var. İki göğsünüzün arasında bir sıkıntı. Yani siz ne olarak anlatıyorsunuz panik atak? Korku, endişe. Endişe, korku, kimseyle konuşmak istememe. Çekilme, böyle bir kenara. Şimdi bu vatandaş... Niye böyle oluyor? Bu nedeni nedir panik atak? Önce depresyon. Panik atak, rahatsızlığın. Naci Hanım bana aradığında dedi ki bende panik atak var. Kadıncağız yatağın altından çıkamıyor. Yani sokağa, bırakın sokağa kötü çıkmayı. Bir hastalık yani. Yatağın altında bekliyor böyle. Hastalığı. Panik olmuş korkudan. Yani oturma odasına gidip de televizyon seyredin. Yataktan çıkamıyor. Ailesi, çocukları, anneciğim ne yapıyorsun vesaire vesaire. Kadın yok. Yatakta bekliyor. Beni aradılar, dedi ki annem ağır depresif yani. Panik atak. Kadıncağız yataktan çıkıyor. Yani çünkü bazı hastalar sokağa çıkamıyorlar, uçağa binemiyor, arabaya binemiyorlar, asansöre binemiyor. Klostrofobi de oluyor, evet. Kapalı yerde kalma korkusu. Çeşitli çeşit. Ya boyutlarda boyut, insanlarda evet. görünüyor. Dedim ki, kabızlık var mı? Ne ilgisi var? Sen söyle dedim. Kabızlık var mı? Var. Bağırsaklarında kaz oluşuyor mu? Evet. Neden soruyorsunuz? Bunun panik atakla ne ilgisi var evet, dediler. Evet, ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Şimdi sağlıklı bir insanın bağırsağında 1-2 kilo faydalı bakteri var. 2 kilo. Her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri. Evet. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. B2, B3, B6, B12 kavite. Vitamin üretirler. Evet. Yağları, yağsını, proteinleri, amino, karbonhidratları, glikozları dönüştürür vesaire. Yani evet. bizim hepsinin için hepsinin bir görevi var. Bizim için. Evet. O faydalı bakteriler olmasa bizim yaşamamız mümkün değil. Şimdi kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire kimyasal ilaç kullanmışsa faydalı bakteriler yok olur. Öyle vitamin mi? Oranı düşer. Mineral oranı düşer. Enzim azalır. Peki o zaman bu bitkiyi kullanırken bu problemi gidermek için, şifa bulmak için ilaç kullanmamalı mıyız? Hayır. İlk etapta yanında. İlk etapta 4-5 ay beraber kullanıyor. Beraber bakıyor, kullanabiliriz durumu, yani. Doktoruna gidiyor. Diyor ki ya ben şunu da kullanayım diyebilir. 4-5 ay beraber takip ediyor. İlerleme olduğu zaman yavaş yavaş doktora diyecek ki tamam bırakabilirsin. O zaman bırakıyor. Hemen kendiliğinden bırakma doktor değil. Doktor kontrolünde. Doktor kontrolünde. Evet. Öyle hemen bırak yok olmaz. Birlikte kullanacak. Ha. Şimdi bu vatandaş bizim bu ürünleri aldı, kullandı. Evet. Beni aradı. Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Artık çarşıya pazara gidiyorum, alışveriş yapıyorum. Ne kadar zamanda iyileşti peki? 6 hafta.
6 hafta. Bağırsaktaki mantarı yok etmezseniz mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler emilerek karaciğere gelir. Evet, bağırsaktaki mantar olayını geçmiş programda da konuşmuştuk. Evet, bütün problem buradan kaynaklanıyor. Hastalıkların %99. Aloe verejeli değil mi? Aloe vereje. Hani ne kadar günde nasıl kullanacağız bunu bundan kurtulmak için? Günde 3-4 defa yarım fincan. Aloe vereje. 3-4 defa yarım fincan. Yemekten kahve önce. Kahve fincanı. Evet. Yemekten sonra iksir. Kahve fincanı değil defa. Mi? Kahve fincanı. Küçük evet. Türk kahvesi. Alman evet. Kahvesi değil. Almanlar kupalarla içerler böyle büyük. Yok, biz Türk fincanımızı biliyoruz. Evet. Yarım fincan. Evet. İşte yavaş yavaş bağırsaktaki mantardan kurtulmadıkça hiçbir hastalıktan kurtulamaz kişi. Hiçbir hastalıktan, bütün hastalıkların kaynağı bağırsak. Bağırsaktaki mantarlar evet. Neden oluyor. Almanca peki, bir atasözü bununla var. Bununla bitiyor mu? Yani sonra başka bir bitkiye başvurmamız gerekiyor mu? Panik ataktan köküyle kurtulmak için. İksir, aloe vera jel, depresyon, çayı veya hapı, kapsülü. Çayın tadını her zaman beğenmeyebilirsiniz. Çayı eğer ki yani. Çayı içmek istemiyorsa kapsül daha pratik, daha tedavi hızlandırır. Evet. Mesela çayla 6 ayda... haftayı daha az hafta indirebilir miyiz acaba? Ben hasta. Hemen kurtulmak istiyorum da. Kişiden kişiye, büyüyeden büyüye tedavi süreci değişir. Ha. Peki akut çocuklarda da var İbrahim Bey, çocuklarda da görülebiliyor panik atak. Tabii oluyor yani yanlış. Hatta anne rahminde dahi cenin mantar kapabiliyor. Evet. Mantar ceninin doğmasını, ölü doğuma sebep olabiliyor. Yani anne rahminde dahi mantar yerleşebiliyor. Evet. Bazı ölü doğumlarda mantardan dolayı gelişmiyor cenin, ölü. Peki çocuklarımız panik atak olduğunda onları da kullandırtabilir miyiz? Her yaş. Yeni doğan bebek dahi kullanabilir. Yaşlı nineler 70-80 yaşında her yaş kullanabilir. Her yeni yaş. Doğan bebek zaten süt tadını da beğenmez bazı bebekler. Onlara nasıl kullandırtacağız? Kapsül ağır gelir. Hayır, kapsül olmaz. Kapsül olmaz. Ağır gelir. Kapsül yetişkinler için. Peki bu jeli sütüne mi katacağız? Ne yapacağız? Yani küçük bebekse bir çay kaşığı. 4-5 yaşında bir çocuksa bir tatlı kaşığı. Evet. 12-13 yaşındaysa bir yemek kaşığı. Yetişkinse yarım fincan. Yani kişiye göre yavaş yavaş dozajı artıracak veya azaltacak. Artırma veya azaltma şeklinde. Evet. Aloe vera'nın çok mucizevi yönlerini ben biliyorum. Orta Asyalı olduğundan da kaynaklanıyor bu. Bizde her evde saksılarda da yetiştiriliyor. Öyle mi? Herhangi bir elinizde kesik olduğunda sevgili izleyiciler, o kesiğin üzerine bağladığınızda bir gecede o yara kapanıyor, o kesik yeri. Evet. Yani cildin çok iyi bir dostu diyebilirim. Evet. Gözünüz mesela ağrıdığı zaman kesersiniz, bir damla gözünüze sürdün, göz ağrısı mesela hafif ağrı değil. Göz evet. Ağrısı iyi gelir. Evet, çok çok faydalarını biliyorum ben aloe vera'nın. Peki biz sizi geçmiş programdan bu yana biraz zayıflamış gördük. Nasıl zayıf kalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz zayıf kalmak için? Bize biraz anlatır mısınız? Peygamber orucu, peygamber diyeti veyahut da su orucu, su diyeti de denebilir. Evet. Peygamber Efendimiz her yıl ortalama 220-240 gün bazen yani 7 ila 8 ay oruç tutmuş. Bizim gibi oruç tutmamış. Biz ne yapıyoruz? Ramazan'da yallah Allah ne verirse yiyoruz. O öyle değil. Peygamberimiz bir hurma, üç hurma, evet. Beş hurma veyahut en fazla 7 hurma yemişti. Ramazan'ın ilk 20 günü, Ramazan'ın son 10 günü hiçbir şey yememiş, sadece su içmiş. Evet. Sadece su. Peki siz sadece ne yapıyorsunuz? Ben 20 bir gün... Bir haftadır bu olay başlamış galiba evet, değil mi? 12 gün hiçbir şey yemedim, sadece su içtim. Sadece su. Sadece su. Kaç litre su içiyorsunuz? İstediğin kadar, su serbest. Su serbest. Hiçbir şey yemedim. Geçen cuma bir simit yedim. Dedim ki karar veriyorum, kilo vereceğim. Peki bu peygamber orucu sonrası sizi kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Yorgun musunuz? Dinç. Vücuttaki bütün toksik maddeleri atıyor. Beyniniz rahatlıyor. Yani sanki kafanızdan böyle bir değirmen taşı varmış da o yük kalkıyor. Vücudunuzdaki ağırlık kalkıyor. Rahatlıyorsunuz psikolojik olarak. Kalbinizde mesela diyelim ki kişide kalp rahatsızlığı var. Böyle hafif geliyor 10 dakika dokunuyor. Kalpteki yağlar eridikçe hissediyorsunuz. Evet. Veya böbrek iltihabı geçirdiyseniz geçmişte böbreklerinizde kristaller oluşmuşsa çıt 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 böyle bir ses geliyor. Hissediyorsunuz. Veya romatizma mesela ben fibromiyalji yumuşak doku romatizması yaşamıştım. 3 gün benim ağrım. Geçmiş olsun. O rahatsızlık geliyor yokluyor. Oradaki iltihaplar falan çözüldükçe değişik bir durum oluyor. Peki ne zamana kadar bu bugün sürdüreceksiniz bitirdim, bunu? Bugün bitirdim, 12 gün oldu.
Bitirdiniz bugün. Meyve suyu içiyorum. Bu da böyle bir hemen bitirir bitirmez. Yemek yemek yok. Ne yapıyorsunuz peki? Gün boyu meyve suyu içebilirsiniz. Akşam salata. Yarın mesela 13-14. Gün salata, meyve suyu, akşam salata. Öyle devam ediyor. Yavaş yavaş. Ekmek yok. Ekmek yok. 22. gün et yeniyor. 22. gün et yeniyor. Evet. Peki yavaş yavaş. Yoksa birdenbire et yerseniz sindirim sistemi. Peygamber orucunu daha önce de Peygamber Efendimiz'den başka denemiş insanlar var mı? Dünyada en çok oruç tutan ve en çok aç kalan tek insan Peygamberimiz. Evet. Diğer insanlar da çeşit dinlerden, milletlerden insanlar da oruç tutmuştur ama Peygamber Efendimiz bir hurmayla, üç hurmayla oruç tutmuş. Bazen bir gün yemiş, bir gün yememiş, bir gün yemiş, bir gün yemiş. Evet. Yani hayatı oruçla geçmiş. Kişi eğer ki bunu bir defa denese, 10 gün açlık orucu veya su orucu veya peygamber orucu denese, evet, artık buna alışıyor. 6 ayda bir arzuluyor. Ben evet, bunu bir daha yapayım, ben bunu bir daha yapayım. Doğru. Kilo alması mümkün olmuyor artık. Kilo alamaz. Çıta gibi kalır. Peki, bir hastalık var tabii, mankenlerimizde de görülen bir hastalık. İşte görsellik için, hani sırf zayıf kalmak için bir hastalık. Evet, siz onu anoreksiya nervosa genellikle. Anoreksiya hastalığı. Ses sanatkarları, mankenler, müzisyenler mesela, yani bu tür işte meşgul olan sanatçılar yemiyorlar, içmiyorlar, böyle sıfır beden oluyor bazıları. Kişi yemezse, içmezse zamanla ne olur? Sindirim salgılarının kalitesi düşer. Sindirim salgıları azaldıkça artık yemez hale gelir. Mide küstü deriz. Mide küstü, evet. Bayanlar mesela adet göremez hale gelir. Bunalıma girer, hormon dengeleri bozulur. Bütün vücut dengeleri bozulur. Evet, yani anoreksiye yakalanan insanların %10'u intihara teşebbüs ediyor. Tabii, çünkü vücut dengeniz bozuluyor, panik atak. Bütün hormonlar bozuluyor. Hepsi birlikte geliyor galiba. Evet. Almanya'da bir genç kız yanlış diyet yapmış, zayıflamış, artık yiyemiyor, içemiyor. Sıfır beden, kur, demir, kemik, deri. Hiçbir çare bulamamışlar. Bana dediler ki ya sen buna bir şey yap inşallah. Evet, buna bir, hadi bakalım, nasıl bir dedik, şey öneriyorsunuz? Ne bu yapmalıyız? Zencefilli özel bir iksirin, iksirde bunda sarımsak yok. İksirden farkı bu. Zencefilli. Evet. 19 çeşit bitki içerir. Bunu kişi günde 3-4 defa bir yemek kaşığı içtiği zaman yavaş yavaş sindirim organlarının kalitesi yavaş yavaş artar. Sindirim organları yavaş yavaş yeniden canlanıyor. Salgılar yani. Yavaş yavaş canlanır. Bu hanımefendi bizim ürünleri kullandıktan sonra 42 kiloya kadar düşmüştü. Tekrar 50 kiloya kadar yavaş yavaş yükseldi. İbrahim Bey, bu değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Artık siz bizim bir ayrılmaz bir